Ana ev hapsini de gündeme getirmişti. Zanan'ın önerisine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan da çok çarpıcı bir yorum geldi. Arınç kapıyı kapatmadı, şartını söyledi. Dikkate alınabilecek bir konu dedi. İmralı'daki kendi günlük hayatına devam ediyor. Dikkate alınabilecek konu olabilir. Öcalan'a ev hapsi dikkate alınabilir dedi, şartları söyledi. Koşulsuz olarak silah bırakmaları, eylemlerine son vermeleri, bundan sonrasını da birlikte düşünmeleri gerekiyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç A Haber'in konuğuydu. Gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Yani ihmali aşan bir şey var gibi geliyor bana. Devlet Denetleme Kurulu'nun Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin raporu soruldu. O gün otopsi istemeyen savcıları eleştirdi. Anıt mezar açılabilir dedi. Eğer bir şey bulunabilir diyorlarsa fetih haberi yapılır. Cesetlerinde incelemeler yapılabilir. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Kürtaj tartışmalarını neredeyse tecavüz doğal sayılıyor diyerek eleştirmişti. Bu konular üzerinde özensiz bazı konuşmalar yapıyor. Bu özensiz konuşmalar kendisine bir zarar verir mi? O verirse verir şahsıyla ilgili. Ama TÜSİAD gibi bir kurumu da çok zedelediğini, itibarsız hale getireceğini de düşünüyorum. Ve özel yetkili mahkemelerle ilgili tartışma, kaldırılacaklar mı yoksa yetkileri mi sınırlandırılacak? Tamamen kaldırmak elbette mümkün değil görebildiğimiz kadarıyla. Fakat nasıl sınırlandırılacak? Belki Ekim'den itibaren başlayacak yeni yasama döneminin konusu. En önemli açıklamalarını ise terörle mücadelede yaptığı Arınç, Leyla Zana'nın açıklamaları hatırlatıldı. Sayın Zana'ya teşekkür etmemiz lazım. Bu işi çözse Tayyip Erdoğan çözer sözü bir gerçektir. Zana, Öcalan'a ev hapsinden söz etmişti. Tek başına dikkate alınacak konu değil dedi, nasıl dikkate alınabileceğini söyledi. Belki bir yol haritasıyla veyahut da yapılması gerekenler sıralamasında terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayacak bir sürecin içerisinde dikkate alınabilecek konu olabilir. Şunlarla birlikte ama başına da örgütün tamamen silah bırakması ve eylem yapmaması durumunu kabullenmesine bağlı olarak konuşulabilir.